Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, Esad Erbili Hazretlerinin Kenzül İrfan isimli 1001 hadis-i şeriften seçilerek oluşturulmuş eseriyle birlikteyiz inşallah. Bugün Babu fi fadli Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Ayşe annemizin faziletiyle ilgili bölümden başlayarak sahabe-i kiram efendilerimizle ilgili ve sultana saygı duymayla ilgili bir bölümü inşallah zamanımız el verdiği ölçüde işlemeyi düşünüyorum. Evet, daha önce Esad Erbili Hazretleri, değerli dostlar, Ehl-i Beyt üzerinde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hasan ve Hüseyin efendilerimiz gibi sahabe-i kiram, Ehl-i Beyt ve dört büyük halife ile ilgili Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini paylaşmışlardı. 147. hadis-i şerifimiz Ehabbun nisai ileyye Aişetu ve miner ricali Ebuha. Yani metin olarak da ezberlenmesi kolay bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, kadınların bana en sevimli olanı Aişetu, Ayşe radıyallahu anhadır. Ve miner ricali, yani ehabbu ileyye miner ricali. Erkeklerden bana en fazla sevimli olan, en çok sevimli olan Ebuha, Buha Ayşe annemize gidiyor. Onun babasıdır, yani Hazreti Ebu Bekir'dir. Nisvan, yani hanımlar için içinde ziyade sevdiğim Ayşe, ricalden, erkeklerden ise pederi olan Hazreti Sıddık'tır şeklinde Esad Erbili Hazretleri tercüme etmişler bu hadis-i şerifi. 148. hadis-i şerifimiz Ehabbun nasi ileyye Ayşetü. İnsanların bana en sevimli olanı, yani hub kelimesiyle özellikle Efendimiz Aleyhisselam bunu ifade etmesi çok önemli. Bana en fazla insanların sevimli olanı Ayşetü, Ayşe radıyallahu anhadır. Nas'ın insanların bana en sevgilisi Ayşe-i Sıddıkadır şeklinde tercüme edilmiş hadis-i şerifimiz. 149. hadis-i şerifimizde Ayşetü zevceti fil cenneti. Ayşe-i Sıddıka cennette refikamdır, eşimdir. Refika Osmanlıca'da eş anlamına geliyordu. Evet, bu hadis-i şeriflerimize bakıyoruz değerli kardeşlerim. İmam Münavi Hazretlerinin Künuzül Hakaik'ı, Ebu Naim Hazretlerinin Hilyesi, İmam Nesai Hazretlerinin Sünen'i, İmam Tirmizi Hazretlerinin Sünen'de yer alan hadis-i şerifler. Bab-ı mâ câe fî tâzîmel ashâbi vel ashâri ve keffil lisâni fî hakkihim. Şu başlığın motomot tercümesini yapacak olursak, sahabe-i kiramı, onların dostlarını, yakınlarını tazim etme ve onlar hakkında dili geri çekme. Yani onlara dil uzatmama hakkında bize ulaşan hadis-i şerifler bölümü. Ashaba saygı ve onlara dil uzatmama. 150. hadis-i şerifimiz Da'u li ashabi fevellezi nefsi biyedihi lev enfaktum misle cebeli uhudin zeheben مَا بَلَغْتُمْ عَمَلَهُمْ Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, ashabımı, bakın ashabımı, kendisine Efendimiz Aleyhisselam atfederek, ashabımı bana bırakınız. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, bu ne demektir? Kudret elinde tutan Cenab-ı Hakk'a yemin olsun ki, لَوْ اَنْفَقْتُمْ مِسْلَ جَبَلِ اُحَدٍ Uhud dağı kadar, Uhud dağı gibi harcamış olsanız zeheben altını, yani bir altın düşünün ki Uhud dağı kadar onu harcamış olsanız ma belautum amelehum onların amellerine ulaşamazsınız. Şu ma'yı nafiye, ulaşamazsınız. Sahabemi bana terk ediniz. Nefsim kendi yedinde, elinde olan Cenab-ı Allah'a kasem ederim ki fukara ve duafaya, fakir ve düşkünlere Cebeli Uhud sikletinde, yani Uhud dağı ağırlığında altın infak etseniz,
onların amelinin sevabı gibi bir sevaba nail olamazsınız. Çünkü onlar ilk nesiller ve Efendimiz Aleyhisselam'ın terbiyesinde, kontrolünde yetişmiş, din mübini İslam'ı gönüllerine, hayatlarına nakşetmiş seçkin insanlar. Cenab-ı Hak yollarından ayırmasın. 151. hadis-i şerifimiz yine aynı kalıpta başlıyor. Da'u li ashabi ve ashari. Burada akrabalarım ve ashabımı bana bırakınız. Yani onlar hakkında ileri geri konuşmayınız. Femen ezani fi ashabi ve ashari. Benim ashabıma, bakın burada bir ayrım da yapılmıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüş, onun sohbetinde bulunmuş, imanla müşerref olmuş her sahabe-i kiram Efendimiz bu kapsama girer. Ashabıma ve ashari ve akrabalarıma eziyet eden kimse azâhullâhu teâlâ yevmel kıyâme, kıyamet gününde Allahu Teala ona eza eder, azap eder. Ashabımı ve asharımı, yani hısımlarımı bana terk ediniz. Onların aleyhinde itale-i lisan ile, yani onlara dil uzatarak bana eziyet verenleri yevme kıyamette, kıyamet gününde Cenab-ı Allah muazzep buyursun, cezalandırsın. Evet, daha önceki bir hadis-i şerifimizi de ifade etmiştik. Mazi fiiller cümle başında zikredildiklerinde dua veya beddua anlamına da gelebilir. Allah kıyamet gününde onlara azap eder, azap etsin manasına da gelir. Seyyidü şühedâ-yı Hamzetü ibn-i Abdülmuttalib, 152. hadis-i şerifimiz, şehitlerin büyüğü, efendisi Hazreti Hamza bin Abdülmuttalib'tir. Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası olan, Uhud'da şehit edilen Hazreti Hamza radıyallahu anh'tır. Seyyidü şühedâ-yı Cafer ibn-i Ebi Talib, bu da aynı hadis-i şerifin farklı bir versiyonu. Şühedanın, yani şehitlerin büyüğü İmam Ali Hazretlerinin biraderi olan Cafer bin Ebi Talip'tir. Cafer-i Tayyar olarak anılan bu büyük sahabe efendimiz savaşta İslam sancağını taşıyor ve mücadele ediyordu. İşte önce sağ kolunu, daha sonra sol kolunu kaybetmesine rağmen İslam sancağını düşürmemiştir. Efendimiz Aleyhisselam onu Cafer-i Tayyar şeklinde yad etmiş. Yani kanatlı olan Cenab-ı Hakk'ın ona kolları yerine kanat vererek cennetine kabul ettiğini ifade etmişlerdir. Peki iki hadis-i şerif. Şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'dır. Şehitlerin efendisi Cafer bin Ebi Talip'tir. Tabi illa bir tane efendi, bir tane büyük olacak diye bir şart yok. Hazreti Hamza Efendimiz de, Hazreti Cafer radıyallahu anh da şehitlerin efendisi, yani önde gelenlerindendir. 154. hadis-i şerifimiz, La'anallahu men sebbe ashabi. Ashabıma söven kimseye Allah lanet etsin veya lanet etmiştir. Ashabımdan birine seb ve şetmedene, yani ona sayıp sövene Cenab-ı Hak lanet etsin şeklinde Esad Erbil Hazretleri tercüme etmişler. 155. hadis-i şerifimiz, men sebbe ashabi, kim ashabıma söverse, kötü söz söylerse, fe aleyhi lanetullahi vel melaketi vel nasi ecmain, şüfe menin cevabı olarak geliyor, fe aleyhi, onun üzerine olur, ne olur? Lanetullahi, Allah'ın laneti onun üzerine olur, vel melaketi, yani lanetül melaketi, meleklerin lanetleri, وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ve insanların tamamının laneti onun üzerine olur. Bu kalıp Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeye de benziyor. Allah-u Teala'nın meleklerin ve bütün insanların laneti şeklinde Kur'an-ı Kerim'de de bir ifade ayet-i kerime yer almakta. Ashabımdan birini sev ve şetmedenlere, yani ona sayıp sövenlere, Cenab-ı Allah ile melaike-i kiram ve cemii insan, bütün insanların laneti olsun şeklinde tercüme etmiş Esad Erbil Hazretleri. 156. hadis-i şerifimiz, Esha ümmeti Muaviye ibn-i Ebi Süfyan'e, Allahümme cealhu hadiyen mehdiyen. Evet. Yine Esad Erbil Hazretleri, sahabe-i kiram efendilerimiz arasındaki o birleştirici, onların bu yönünü vurgulayıcı tavrına devam ediyorlar. Özellikle Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Muaviye radiyallahu anhüme arasında meydana gelen içtihadi meselelerle ilgili fikir ayrılıklarından hareketle sanki sahabe-i kiram arasında böyle bir düşmanlık,
efendim ve genel konularda da bir fikir ayrılığı olduğu yönündeki kanaatin aksine onların iman, ibadet, ahlak konularında hem fikir olduklarını, birbirlerini taltif ettiklerini, Efendimiz Aleyhisselam'ın her birinin Efendimiz Aleyhisselam'ın özel övgüsüne mazhar olduğu boyutunu ifade etmeye çalışıyorlar. Ümmetim meyanında, yani ümmetim arasında en sahih, cömert olan Muaviye'dir. Muaviye tübnü Ebi Süfyan. Ki Ebi Süfyan, Efendimizin aynı zamanda kayınpederidir de. Ya Rabbi Muaviye'yi hadi ve mehdi, yani hidayet rehberi kıl. Evet, hadi de yol gösteren, mehdi kendisine tabi olunan efendim, hidayet rehberi anlamına geliyor. 157. Allahümme allim Muaviyetel hisabe vel kitabe ve qihil azabe. Yine Hazreti Muaviye Efendimiz Aleyhisselam'ın bir duası. Allah'ım Muaviye'ye hesap ilmini, kitabı ve qihil azab ve onu azaptan öğret ve onu azaptan koru. Ya Rabbi ilmi hesap ve kitabı Muaviye'ye talim öğret ve kendisini ahiret azabından muhafaza buyur, muhafaza koru şeklinde tercüme etmişler. 158. hadis-i şerifimiz İnne şirara ümmeti. Evet. Ümmetimin en şerlisi. Ecra'uhum ala ashabi. Ashabım konusunda en cüretkar davranan kişidir. Bakın yine Efendimiz Aleyhisselam ümmetim diye sahip çıkıyorlar. Ama en şerlileri, ümmetimin en şerlisi ashab-ı kiram hakkında çok cüretkar olan, ileri geri konuşan kimsedir. Tahkika, yani şüphesiz şu innenin tercümesi bu. Ümmetimin en ziyade edepsizi, ashab-ı kiramın aleyhinde itareyi lisana dil uzatmaya cüret ve cesaret eden eşirradır, kötülerdir. 159. hadis-i şerifimiz Hafizallahu men hafizani fi ashabi. Ashabım konusunda beni, yani benim onlara duyduğum sevgiyi, muhabbeti koruyan kimseyi Allah da korusun buyuruyor Efendimiz. Ashabımda kadir ve haysiyetimi muhafaza edenleri Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Yani onlara isnat edilen şeref benden müktebes bulunmakla, alınmış olmakla hakikatte bana isnat eylemektir. Kezalik bunun gibi onları taan ve teşni eylemek, haysiyetlerine dil uzatmak dahi manen bana aittir. Sanki ashab-ı kirama söz söylemek, onları efendim kötülemek, Efendimiz Aleyhisselam'ı kötülemek, ona söz söylemek gibidir. Se'eltullâhe li eshâril cennete fe'âtânîhe elbettete. Evet, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, akrabalarım hakkında Allah-u Teala'dan cenneti talep ettim de fe'ataniha bu akrabalarımı Allah-u Teala bana kesin olarak bağışladı, bana verdiler. Damatlarımla kayınpeder ve kayınbiraderlerim, kayınpeder ve kayınbiraderlerim gibi zevcelerime karabeti, yakınlığı bulunanların cennete girmeleri için Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz eyledim. Cenab-ı Hak dahi kabulüyle beni mesrur eyledi şeklinde tercüme etmişler Esad Erbil Hazretleri. Evet, biraz önceki geçen hadis-i şerifimize benzer bir hadis-i şerif, şu hadis-i şerifimize kalıp olarak da benziyor. 161. hadis-i şerifimiz, Şirar-ı ümmeti ecrauhum ala sahabeti, ümmetimin en edepsizi ashab-ı kiramımın aleyhinde, itale-i lisana, dil uzatmaya cüret eden eşirradır, kötülerdir. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şefaati mübahatun illa ala men sebbe ashabi. Şefaatim herkesi kuşatmıştır. İlla ancak ala men sebbe ashabi, ashabıma söven kimse şefaatimin dışındadır. Bundan mahrum kalmıştır. Şefaatim ümmetimden her birine şamildir. Yalnız ashabımı seb ve şetmedenler, onlara sayıp sövenler mahrumdur, şefaatimden mahrumdurlar şeklinde tercüme etmişler. Evet, bu sayfadaki hadis-i şeriflerimiz İbn Hibban sahih, Ebu Nuaym Hilye, Münavi Künuzül Hakayık, Ebu Nuaym Hilye, yine Münavi Künuzül Hakayık adlı eserlerinde geçen hadis-i şerifler.
Evet. Men hafizani fi ashabi. Ashabım konusunda beni gözeten, dolayısıyla ashabıma dil uzatmayan, benim hakkımı muhafaza eden kimse varada ala havdi, havzımda benimle beraber olacak, havzımdan beraber su içeceğiz. Yani mana olarak, mefhum olarak bu anlama geliyor. Ashabıma ihtiram ile şan ve şerefimi muhafaza eden kimse cennetteki havuzumdan su içer. Yani etmeyen içmez. Zira dinimizin esası bulunan ayet-i kerime ve ahadisi şerife onlardan rivayet olunduğu cihetle onlara isnadı fısk yani fasıklık isnadı ancak din-i mubinin ibtaline ortadan kaldırılmasına teşne yani çok istekli olan bir zındıktan beklenir. Çünkü dini İslam dinimizi biz onlardan öğrendik. Onlara fasıklık isnat etmek efendim zındıklık alametidir. Yani bozguncu, bu işte kötü niyetli olan kimselerin alametidir. 164. hadis-i şerifimiz La temessen nâru müslimen ra'ani ev ra'a men ra'ani. Evet bu da sahabe-i kiram ve tabi'in nesli için Efendimiz Aleyhisselam'ın büyük bir müjdesidir. Nar-ı cehîm yani cehennem ateşi dokunmaz şol bir Müslüme ki beni görmüş yahut beni göreni görmüş ola. Yani sahabe-i kiram ve tabi'in nesline cehennem ateşi dokunmayacak buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bab-ı mâ câ fî tazîm-i sultan, sultana saygıyı gerektiren şeylerle ilgili bize ulaşan hadis-i şerifler bölümü. Sultana saygı. Evet, 2. Abdülhamit Han döneminde Esad Erbil Hazretleri büyük ölçüde yaşamış ve döneminde Şeyhül Meşayihlık görevini üstlenmiş tavrını Abdülhamit Han Hazretlerinden tarafa net bir şekilde koymuş bir büyüğümüzdür. Diğer sultanlarla ilgili de Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına riayet ettikleri sürece yanlarında olmaya gayret göstermiştir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın sultanlara saygı göstermeyle ilgili hadis-i şeriflerini paylaşacaklar. 165 numaralı hadis-i şerifimiz Es-Sultanı zillullahi fil ardı. Sultan yeryüzünde Allahu Teala'nın gölgesidir. Femen ekramehu ekramehullah. Kim ona hürmet eder, ikramda bulunursa Allahu Teala da ona ikram eder. Ona efendim nimetlerini lütfeder. Ve men ehanehu kim ona yani sultana ihanet ederse ehanehullah Allahu Teala da onun ihanetinin karşılığını verir. Hükümdar yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın zillidir yani gölgesidir. Evamirine, emirlerine itaat ve inkiyat edeni Cenab-ı Allah aziz ve hilafı halinde bulunanları zelil eyler. 166. hadis-i şerifimiz Men ecelle sultanallahi ecellehullahu yevmel kıyame. Allahu Teala'nın sultanını yücelten kimse ecellehullahu Allahu Teala onu yüceltir yevmel kıyameti kıyamet gününde. Cenab-ı Allah'ın sultanını iclal edeni, yücelteni Cenab-ı Allah yevmi kıyamette kıyamet gününde iclal ve ila eder, yüceltir, yükseğe çıkartır şeklinde tercüme etmişler. 167. hadis-i şerifimiz Men ehane sultanallahi ezellehullah Allahu Teala'nın sultanına, halifesine kim ihanet ederse Allahu Teala onu zelil kılar. Evet hadis-i şeriflerimiz İmam Münavi Hazretlerinin Künuzül Hakaik'ı, İmam Tirmizi Hazretlerinin Sünneni, İmam Beyhaki Hazretlerinin Sünneni Kübrası, İmam Tirmizi Hazretlerinin Sünneni, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin Müsned'inde geçen hadis-i şerifler. Bu hadis-i şerifi de son okuduğumuz hadis-i şerifi Esad Erbil Hazretleri şöyle tercüme etmişler. Sultanı İslam'a yani İslam padişahına hürmet etmeyeni Cenab-ı Allah zelil eyler. 168. hadis-i şerifimiz Es-Sultanu zillullahi fil ard. Sultan yeryüzünde Allahu Teala'nın gölgesidir. Femen gashshehu dalle. Kim ona gashshe ihanet eder, onu aldatırsa dalalete düşer, dalalette kalır. Hükümdar, fukara ve zuafanın, fakir ve düşkünlerin asayiş ve
İstirahatı için Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde sayesidir, yani gölgesidir. Ona hile ve hiyanet eden dalalette kalır. İnne efdala ibadallahi indallahi menzileten yevmel kıyameti. Buraya kadar cümlemiz efendim innenin ismi şu imamın kısmından başlayan kısımda innenin haberi. Muhakkak ki kıyamet gününde konum bakımından Allah-u Teala katında Allah'ın kullarının en faziletlisi yumuşak huylu, adil, imam yani önder, padişah, lider artık toplumu sevk ve idare eden kişidir. Tahkika yani şüphesiz yevmi kıyamette, kıyamet gününde indallah hak katında efdal-i ibad kulların en faziletlisi refik ve şefik yani yumuşak tabiatlı ve merhametli olan imamı adildir. Adil devlet başkanıdır şeklinde Esat Erbil Hazretleri tercüme etmişler. 170. hadis-i şerifimiz Dua-u Sultani Sebebül Gufran Sultanın duası müptedamız Sebebül Gufrani bağışlanmaya vesiledir, sebeptir. Hükümdarı İslam'ın, İslam padişahının muvaffakiyet ve muzafferiyeti için dua etmek sebebi mağfirettir, bağışlanma vesilesidir şeklinde tercüme edilmiş. 171. hadis-i şerifimiz Men yut'il emira emire itaat eden fakat ata'ani muhakkak ki bana itaat etmiştir. Ve men yasil emira emire yani devlet başkanına asi olan kimse ise fakat asani muhakkak ki bana asi olmuştur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Emirul müminine müminlerin başına itaat eden kimse tahkika gerçekten bana itaat ve ona masiyet eden yani baş kaldıran kimse bana isyan etmiş olur şeklinde Esad Erbili Hazretleri tercüme etmişler. Evet İmam Tirmizi Hazretlerinin Sünneni, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin Müsnedi, İmam Beyhaki Hazretlerinin Sünnenül Kübrası, yine İmam Tirmizi Hazretlerinin Sünneni, İmam Münavi Hazretlerinin Künuzül Hakayıkı, İmam Buhari Hazretlerinin, İmam Müslim Hazretlerinin Sahihi, İmam Nesai Hazretlerinin ve İbn-i Mace Hazretlerinin eserlerinde geçen hadis-i şerifleri böylece paylaşmış olduk. Bir başka sohbetimizde, dersimizde buluşmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum.